Satıcımızla işte kredi kartı geçerli diyor. Sana şu kadar taksit yaparım diyor. Bizim alıcı satıcı arası anlaşmadan dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Peki satıcı bankayla olan arasındaki ilişkiden dolayı, yani o kendi alanında işte şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim diye konuşuyorlar hocam. İşte almış olduğu paranın belli bir kısmını bankaya vermesinde bir sıkıntı var mı? Yani onun kullanmış olduğu post cihazına bir sıkıntı olur mu? Bu konu aslında alışverişle alakalı değil de post makine sahibi olan banka ile dükkancı arasındaki diyalog. Evet. Yani ertesi gün hesaba yansıması durumunda komisyon vermesi gerekiyor ama belli bir zaman hesapta bloke ederse, tutarsa o zaman belli bir komisyon vermesine gerek yok. Evet. Konu bununla alakalı. Biraz önceki meselemizle alakalı değil. Bizim fetvadaki arkadaşlarımızla bu konuyla alakalı yaptığımız istişarelerde, belli uzman kişilerle yaptığımız görüşmelerde, yani çünkü biz mesela konu ekonomiye yönelik olursa bu konuda sahadan gelen ve bunun uzmanı olan kişilerle toplantılar düzenleriz. Ondan veri alırız, bilgi alırız. O bilgileri sonra kendi haftalık toplantılarımızda masaya yatırırız ve onun üzerine irdeleme, tartışma neticesinde belli bir sonuca ulaşırız. Veya işte konu sağlıkla alakalıysa bir o konudaki mahir olan bir tabipten bir vesileyle randevu alırız. Onunla bir toplantı düzenleriz. Ondan bir bilgilendirme alırız ve o bilgilendirme, yani fıkhi kurallar dışında sen yalın olarak bu işlemin nasıl gerçekleştiğini bize anlat, detaylı bir şekilde. Sonrasında onu biz fıkhi zeminde analiz edelim. Ona göre konuşalım. Şimdi bu meseleyle alakalı da bankacılarla yaptığımız bir takım toplantılar ve özellikle post makineleri, bu ayrı bir sektör. Çünkü burada hani banka veriyor gibi diyorsek de aslında burada bir üçlü sistemden bahsediliyor. Banka vardır, müşteri diye tabir ettiğimiz post makinesinin dükkanında bulunduğu kişi vardır. Bir de üçüncü kurum vardır post makinesi. Hatta bir de dördüncü kurum olabiliyor, kart sahibi olan firma. Yani kartı sahibi. Burada dörtlü ilişki söz konusu olabiliyor. Neyse, ben onu da çok fazla kafayı bulandırmak istemiyorum ama neticede şunu bize ifade ettiler. Sizin eğer paranızı ertesi gün hesabınıza istiyorsanız banka komisyon namıyla sizden bir rakam kesiyor. Doğru. Evet. Ama eğer siz o parayı ertesi gün değil de işte 40 gün veya 30 gün neyse blok olarak bankada bekletirseniz banka yine sizden o rakamı alıyor. Ama nasıl alıyor? Banka o parayı o zaman zarfında repoydu vesaireydi, faizli işlemlerde kullanır ve o faizli işlemlerden sizden alacağı rakamı yine sizden alacaktır. Burada sadece size ikili şık bırakıyor. İstiyorsan bunu sen bana ver, İstiyorsan senin paranı senin adına faize yatırayım, ben oradan o farkı yansıtarak kendim yine o parayı alayım demeye çalışıyor. O zaman şöyle bir sonuca vardık. Yani her iki durumda da aslında banka sizden o komisyon namıyla o farkı alacaktır. Evet. Bundan kaçışınız yoktur. Ya bunu kendi cebinizden vereceksiniz veya paranızın, size ait olan para, çünkü o para size aittir, sizin adınıza yatırılmıştır. Size ait olan parayı bankada bırakır. Tamam, benim paramdan sen bir ay veya 40 gün repo yap, ondan faizli muamele yap, kazandığın senin olsun, benden bir şey isteme demiş oluyorsun ki aslında birbirinden çok farklı şeyler de değildir. Evet. Yani ertesi gün hesapta siz veriyorsunuz ama 40 gün sonra da yine sizin paranızdan faize yatırarak işlet diyorsun. Oradan kazanılmış oluyor. Dolayısıyla baktık ki hani daha önceki fetvalarımızda şöyle diyorduk işte bekletin. Yani siz komisyon vermeyin ama bekletin derken sizin paranızdan, çünkü beklet demek benim paramdan bunu kullanmanıza izin veriyorum demektir. Yani tefeciye paranı veriyorsun, al kullan diyorsun. Kullan ama benden faizini istemesen faizini insanlardan al şeklinde demiş oluyorsun. O zaman sonucu aynı olduğundan dolayı biz biraz da bu konuda kişilerin kendi inisiyatifine bırakıyoruz. Yani hangisi daha işinize geliyorsa onu yapabilirsin. Hatta komisyon namıyla erkenden vermek biraz daha ehven de olabilir. Çünkü parayı erken çektiğin için değil de o verdiğin paranın en azından bir masrafını bulabiliriz. İşte post makinesinin mülkiyeti bankaya aittir. Onun kira bedeli gibi düşünülebilir. Evet. Veya işte burada bir işlem yapıyor, bu işlem ücreti gibi düşünme imkanımız da vardır. Tabii bütün bunlar en güzeli, bunların hiçbirine bulaşmamak. Ama o ki bulaşılıyorsa maalesef yani sistem tamamıyla buraya evrilmiş durumda. Tamamen parayı kaldırmanın şeyindeler artık. Yani. Maalesef öyle yani insanlar cebinde hiç nakit taşımıyorlar. Bu hem tüketimi hızlandırıyor, harcamayı rahatlaştırıyor. Çünkü insanın cash paraya tutarak harcaması zorlaşıyor. Evet. Ama bankadan havale etmesi veya kart çekmesi çok rahat bir harcama yapabiliyor. Bu devletin de işine geliyor. Hep kayıt dışı para olmuyor. Hep kayıt içi oluyor. Kimin ne kadar hesap hareketi var, ne yapmış, ne etmiş bunlar tespit edilmiş oluyor. O yüzden maalesef tamamıyla bu ekonomi buraya evrilmiş durumda. Daha da evrilmeye de devam ediyor gibi gözükecektir. O yüzden kaçış ne kadar kaçabiliyorsak bu mümkünse bunu yapalım ama mümkün değilse ki maalesef mümkün olmayan yerler var. O zaman ertesi gün hesabın daha ehven olduğunu söyleme imkanımız vardır. Evet. Bir soru içerisinde birçok soru cevapladık aslında hocam. Şimdi bu soruyla nihayet erdireceğim program ama şu noktası da var. Mesela bende POS cihazı yok. Ben kullanmıyorum. Ama bir müşterim geliyor. Ben bu işte bardağı alacağım, arabayı alacağım diyor. İşte şu kadar kart çektirmem lazım. Bende yok. Yan komşumda var diyoruz. Oradan çekeriz diyoruz. Evet. Oraya gidiyoruz, kartı oradan çektiriyoruz. İşte 300.000 lira yerine 350.000 lirayı çekiyor oradan ama 50.000 lira yolluyor. 300.000 lirayı size veriyor, nakit olarak veriyor. 50.000 lirayı o peki oradan bir kazanç mı temin ediyor? Tabii yoksa, kazanç temin ediyor. Ya o işte o kişinin o kazancı neyin karşılığı, yani neyin karşılığı bir ameliye sergilememiş, bir tekeffülü yoktur. Çünkü İslam fıkhına göre bir insanın bir kazanç temin edebilmesi için 3 şeyden birini icra etmesi gerekir. Ya malik olması gerekir, yani mal sahibi, para sahibi olması gerekir ki emek sermaye ortaklığında sermaye sahibinin paradan hisse alması gibi. Ya amil olması gerekir, bedensel olarak çalışması gerekir ki emek sahibinin yapmış olduğu ticaretten kar elde etmesi gibi. Veyahut da damin olması gerekir, yani sorumluluk alması gerekir. Yani bu da şirketi vücutta sizin namınıza iş alıp da siz bu işi yapıyorsunuz ama sorumluluk bana dönüyor. Müşteri beni tanıyor. Böyle bir durumda sizin yaptığınız işten benim prim almam, komisyon almam. Bu 3 şeyin dışında bir insanın para temin etmesi yani kar elde etmesi, kazanç temin etmesine kitaplarımızın caiz olmadığı, haksız kazanç diye nitelendirilen fadlun halin alil ivaz karşılığı olmayan bir fazlalık olarak telakki edildiği için caiz değildir diyoruz. Evet hocam.